Günler günleri, aylar ayları kovalarken biz de sizlerle ilim yolcusu misafir öğrencilerimizi buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün günlerden Somali. Geleceğin umudu gençler Somali'den çıkıp Türkiye'ye geldiler. Somali'nin geleceğini değiştirecek gençlerden Anissa bugün bizlerle. Mogadişu'dan birçok ümitlerle Türkiye'ye gelen Anissa bakalım bugün bizlere neler anlatacak. Hadi hikayesini dinlemeyin. En mükemmel öğrencilerimden biri diyebilirim. Yani Türk çocuklarını da katarak söylüyorum bunu. Dersleri mükemmel. Akademik ya da eğitim açısından hem de sosyal ortama uyumu açısından iyi öğrencilerimizden bir tanesi. Ya ilk başta dillerinin farklı olması gayet de hem de kültürlerinin farklı olması bize çok garip gelmişti. Yemek konusunda biraz sıkıntıları vardı ama bir şekilde onlarla alıştılar. Gayet güzel yetiştirdik hemşire olarak. Merhabalar. Şöyle izleyicilerimiz için Anissa kimdir desek neler söylersin? Benim adım Anissa Abdullah Yadam. Somalliyim. Somali'den geldim işte. 4 yıl burada okudum. Evet. Liseye başladım. Şimdi artık bitiriyorum. Hemşire oluyorsun. Evet, hemşire oluyorum. Ne yapacaksın peki mezuniyetten sonra? Mezuniyetten sonra üniversite okumayı düşünüyorum. Ondan sonra da ülkeme dönüp oradaki insanlara hizmet etmeyi düşünüyorum. İnşallah Allah'ın izniyle. Peki dersler nasıl? İyi sınavı ya. Kazanabilecek misin? Evet, inşallah öyle düşünüyorum. Ailen nerede Somali'de? Evet, Mogadişo'dalar. Somali'de, evet. Sen oradan geliyorsun. Oradan geliyorum. Nerede kalıyorsun peki Türkiye'de? Türkiye'de okulun pansiyonunu kalıyorum. Pansiyon da burada. Evet, pansiyon da burada. Pansiyonu. Aynen. Somali, Afrika kıtasının en doğusunda yer alıyor. Ayrıca denize en uzun kıyısı olan Afrika ülkesi. Denizle irtibatı olması sebebiyle çağlar boyunca önemli ticaret merkezlerinden. Kadim İpek yolunun Afrika ayağı da Somali'den geçiyor. Bu nedenle tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Ankara'daki öğrencilerimizi birebir tanıma imkanınız oluyor mu? Mesela Anissa'yı tanıyor muydunuz öncesinde? Tabii özellikle Somali öğrencilerimizin ben şahsen mülakatlarını yapıldığında ben heyetinin içindeydim. Somali'ye gittiniz oraya mülakat gittik. Için. Öğrencileri hem yazılı sınav yaptık hem de tek tek mülakat yaparak seçtik. Şimdi Anissa ilk geldiğinde sıkıntılı bir çocuktu. Fakat şu an gerçekten en mükemmel öğrencilerimden biri diyebilirim. Yani Türk çocuklarını da katarak söylüyorum bunu. Dersleri mükemmel, uyumu harika. Yani Somali kızlarımla bir sıkıntı yaşadığım zaman kesinlikle Anissa gel diyorum. Peki Anissa ile ne zamandan beri çalışıyorsunuz? 2015 yılı beceri eğitiminde Ekim ayı gibi staja başladılar hastanemizde. Ondan bu yana tanışıyoruz. Yaklaşık bir yıldır tanışıyorsun. Sınıf arkadaşısın Anissa'nın. Günler çok iyi. Aynı yurtta kalıyoruz. Hep beraberiz. Peki nasıl bir duygu Somali bir arkadaşının olması? Çok güzel bir duygu. Bu bizim için artı bir yön. Anissa kaç yaşında geldin Türkiye'ye? 15 yaşında. Nasıldı 15 yaşında daha küçücükken değil mi? Somali'den çıkıyorsun Türkiye'ye geliyorsun. Nasıl bir süreç izledin Türkiye'ye gelirken? Ya işte okulun başarılı olan öğrencileri seçiyorlardı. Ben de ilkokulun başarılı olan öğrencilerinden biriydim. İşte dediler zaten yurt dışından gelen ve sınav yapan daha çok şey var, ülkeler var. Ama ilk defa lise öğrencisi olarak bizi seçiyorlardı. Bir sınav var dediler. Biz de başvurdum, kabul edildim. Sınavı girdim. Tekrar mülakata çağrıldım ve kazandığımı söylediler. Ne hissettin ha? Biraz da üzüldüm tabii. Ailemden uzaklaşacağım için, ülkemden uzaklaşacağım için biraz üzüldüm. Türkiye'yi biliyor muydun o zamanlar? Evet. Yani İslam tarihinde gördüm. Osmanlı dönemlerinde. Az çok biliyordum yani. Annen mi istedi buraya gelmeni? Annem sen mi istedin? Evet. En çok ailem istedi. Zaten ben o kadar yani fikrim yoktu yurt dışına. Daha çok küçüktüm. Onun için ailem istedi ve ailem çok destek oldu buraya gelmem için. Peki nasıl geldin? Kimlerle geldin Türkiye'ye?
Yani ailelerimizi bize havalimanı bıraktılar. Hı. Orada da işte Türk hocalar karşıladı bize. Hı. İşte birlikte geldik Ankara'ya. Sonra? Sonra işte hava çok soğuktu. Hem de 2012'de çok yani şey geçti. Ağır bir kış geçirdi Ankara. Ya da siz hiç alışmamıştınız. Aynen. Sonra 2 yıllar alışmaya başladınız. Aynen. Oradan orada sıcak olduğu için büyük bir montlar bulamadık. Sadece ilkbahar montları gibi geldi. Çok soğuktu. Alışamadık havaya. İşte bize karşılayanlar bize montlar verdiler bir şey. Çok şaşırdım yani her yer bembeyaz. Kar kaplı. İlk defa kar gördüm. Şaşırdım yani. Çok şaşırtıcı geldi bana. Sonra neler yaptın? Sonra dil öğrendim. Dil öğrenirken yani dil öğrenmekte zorlanmadım aslında. Hı. Yani Türkçe çok zor bir dil. Dünyanın zor dillerinden biri diyorlar ama değil mi diyorsun? Hiç zorlanmadım ben. Ama alışmak evet yani kültüre alışmak, ülkeye alışmak biraz zor oldu. Ama dil öğrenmede hiç sıkıntı çekmedim. Zor oldu dedin. En zorlandığın konular neydi senin peki? Alışmakta zorlandın. Hava. Havaya alışmadım. Hava şartları evet, zorladı. Evet hava şartlarında alışmadım. Hatta hastalandık bazılarımız. Ama sonra da yani insan alışıyor ister istemez. Peki Türk evlerine gittin mi hiç? Türk hocalarının ya da arkadaşların? Evet hocalarının evlerine gittim. Kimin evine gittin? Bir hocamın evine gittim. Ayşe Hoca, müdür yardımcısının evine gittim. Kim vardı orada? İşte annesi vardı, çocukları vardı. Ne yaptınız onlarla? İşte yemek, birlikte yemek yedik, sohbet ettik. Hı hı. Orada vakit geçirdik. Bir gün dedim ki bize götüreyim mi seni? Ben annem de bizimle yaşıyor. Dedim ki anneni özlemişsindir belki. Gittik böyle annemle sarıldılar. Annem ona yemek yaptı. Böyle menemeni falan çok seviyor onlar. Menemen yaptı. Hani o anı görmenizi çok isterdim. Neredeyse hani birlikte yatacaklardı sarılıp. Oo. Çok güzeldi. O yüzden de Anisa ile farklı bir bağım var. Çok seviyorum. Yani giderse de çok üzülürüm gerçekten. Neler öğrendin Somali'ye dair? Somali'ye dair düğün kültürlerini öğrendim. Düğünleri 7 gün oluyormuş. Ve gelin 7 gün içinde evinden çıkmıyormuş. Bunları öğrendim. 3. gün kız arkadaşları geliyormuş. Son gün artık evinden çıkabiliyormuş. Dersler nasıldı? Dil öğrendiniz, sonra ne yaptınız? Ya zaten 6 ay sürede bir dil öğrendik. Yani hatta 5 ay diyebilirim. Dil öğrendik. Biraz başlarken yani ister istemez zorlaşıyoruz. Yani bir de öğrendiğimiz dilden farklı bir sağlıkçı olduğumuz için sağlıkla ilgili kelimeler... Ha, terimleri de öğreniyorsunuz. Aynen. Biraz zor oldu. 9. sınıf falan ama sonradan alıştık. Peki Türk arkadaşlarınızla nasıl zaman geçiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ya iyi, eğleniyoruz. Birlikte vakit geçiriyoruz. Hı. Onlarla anlaşıyoruz işte. Onlar sizi anlıyor mu cidden? Kültürünüzü anlayabildiler mi? Biraz ya garipsiyorlar bizi ama yine anlaşıyoruz. Garipsediklerim. Şimdi o yani senin bize karşı olan düşüncelerini sordum. Biraz da arkadaşlarının size olan düşüncelerini merak ediyorum, öğrenmek istiyorum. Hı. Hangi huylarınız onların çok dikkatini çekiyor? Mesela bizim çok hızlı konuşmamız. Somalice konuşurken çok hızlı konuşuyoruz. Bir de bizim iki kişi bir arada konuşurken birbirimizi dinleyebiliyoruz. Yani ama onlar diyor ki birer tek tek konuşun nasıl anlaşıyorsunuz falan. Ama onlar anlamıyor zaten anlamıyor, siz değil mi? Anlamıyor da normal Türkçe konuşurken bile diyorlar ki tek tek konuşun. Nasıl anlaşıyorsunuz bir arada konuşurken? Veya hızlı konuşuyorsunuz nasıl anlaşıyorsunuz? Yani onu çok şey zorlanıyorlar. Biz Anisa ile ilk başta okula geldiğim zaman tanıştık ve ben çok garipsemiştim. Ya ilk başta dillerinin farklı olması gayet de hem de kültürlerinin farklı olması bize çok garip gelmişti. Ya daha sonra kaynaştık yani güzel bir arkadaşlık kurduk. Yani sonra çok candan bağlandık birbirimize. Bu farklılık size zenginlik kattı aslında değil tabii mi? Tabii ki hem bizim de kültürlerini tanımamıza neden oldu. Hmm. Yani güzel oldu. İster misin lisenizde daha farklı ülkelerden birçok öğrenci olsun? Tabii ki onların kültürlerini de tanımak, onları da tanımak isteriz. Yani Anisa gibi olan insanları da tanımak biz çok isteriz. Yani çünkü çok sevdik biz onları. Gelenekleri hakkında bayağı şey öğrendim. Dans ediş figürleri çok farklı. Muz haşlaması yiyorlardı. Hı-hı. İlk geldiklerinde okulda pek fazla hani yemek konusunda biraz sıkıntıları vardı ama bir şekilde onlar da alıştılar. Değerli izleyicilerimiz, mikrofonu Anisa'ya verdik. Sunuculuk madem ki hayalin, hadi beraber gerçekleştirelim diye
Somali'ye gidelim diye yola çıktık ama Ankara sokaklarında geziyoruz. Ama Anisacığım konuşmak için mikrofonu tutmuyoruz, tamam mı? Tamam. Merhabalar. Merhaba. Sizce ben nereliyim? Siz Kenya olabilir mi? Ben evet. Somalliyim. Öyle mi? Evet. Aslında Somali aklımdan geçti. He. Gerçekten. Ha, merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Valla biz deyiz. Köpek gezdiriyoruz bildiğiniz gibi. Size bir soru sorabilir miyim? Cevaplayalım biliyorsak. Tamam. Sizce ben nereliyim? Hindistan olabilir mi? Müslüman kardeş değil miyiz? Fark etmez. Evet. Yani tamam. Ne olursunuz? Sizce Afrika'nın en uzun sahili olan ülkesi hangisidir? Vallahi hiç bilemiyorum. Onlardan sorma. Onlardan sorma. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Tamam. Sizce Afrika'nın en uzun sahili olan ülkesi hangisidir? Bilmiyorum. Sizce ben nereliyim? Siz Somalisiniz. Somalili. Somali, Afrika'nın güneydoğusunda bir ülke. Okul haricinde neler yapıyorsun Anisa? Okul haricinde işte staj yapıyorum. Bir de işte arkadaşlarımızla hafta sonları birlikte vakit geçiriyoruz, geziyoruz. Nerelere gidiyorsun Ankara'dan çok? Nerelere gidiyorum? Kızılay'a gidiyorum. Hı-hı. Ulus'a gidiyorum. Hı-hı. Bir de parkları geziyorum. Evet, parkları geziyorum. Hı-hı. Luna Park'ları gidiyorum. Bir de en çok gölbaşı çok seviyorum. Ya göl kenarında oturmaya, vakit geçirmeyi çok seviyorum. Okulum da yakın evet, zaten. Evet. Birlikte arkadaşlarımızla piknik yapmayı. En çok hangi Türk yemeğini sevdin Anisa? İskender yemeğini sevdim. Peki Somali İskender yok mu? Yok, et var da o şekilde yapmıyorlar. Sen burada onu sevdin. Tatlılardan evet. Ne sevdin? Tatlılarda baklava. Baklava sevdin. Evet. Götürüyor musun Somali'ye giderken? Bir kere götürmüştüm. Somali'nin neyi meşhur? Biz Somali'ye gelsek ne ikram edersin bize? Mango. Mango ikram edersin. Evet. Oo, mango da şimdi sevilmez değil mi? Mango ve muz ikram edin. Hemşire olacak o. Çikolata hemşire. Hastanede beyaz elbisesiyle bir melek gibi dertlilere deva, hastalara şifa dağıtacak. Somali'den Anisa ile programımıza devam ediyoruz. Anisa aynı zamanda burada staj görüyorsun değil mi? Sadece evet. Eğitim değil, biraz önce bize bahsettin. Evet. Türkiye'de stajıma da devam ediyorum dedim. Biz de o zaman hastanede Anisa'yı ziyaret edelim diye çıktık, hastaneye geldik. Nasıl gidiyor staj? İyi gidiyor ya. Yoğun biraz ama. Aha. Ne zaman başladın staja? 2 yıl önce başladım. Bu hastaneden mi başladın? Hayır. Geçen sene büyük doğum evinde yapıyordum. Zekai Tahir Burak'ta. Aha. Ondan sonra Atatürk Hastanesi'nde de yaptım staj. Bu sene burada yapacağım. Hastanede yani geziyorsun sen o zaman. Evet. Peki hangi bölümlerde staj yapıyorsun? Ya hastanenin her bölümünde. Hı-hı. Yani her ay değişiyor. Her bölümde evet. Deneyim kazanıyorsun. Aynen. En çok hangi bölümde zorlandın? Palyatif bölümünde. Orada hastaların çoğun bilinçleri kabalı olduğu için zorlanıyoruz orada biraz. Peki en çok hangi bölümü sevdin? Kan alma. Kan almadayız zaten evet. Şimdi de geldik senin evet. Bölümünde. Dört yıl önce geldiler. Mezun edeceğiz bu yıl son yılları. Gayet güzel yetiştirdik hemşire olarak artık. Memleketlerine hizmet edecekler. İnşallah diyelim. Hocam ben şimdi şöyle sınıfa bakınca bizim hemen Somali öğrencilerimiz rengarenk kıyafetleriyle dikkatimi evet. Çekti. Hep evet. Mi böyle geliyorlar derslere? Kendi kıyafetlerini kullanıyorlar. Hı-hı. Evet. Forma kullandırmıyoruz onlara. Hı-hı. Daha rahat ediyorlardır. Evet, daha rahat ediyorlar. Öğrencilerimiz mesela hastanelerde staj yapıyorlar. İşte Türk hastalarla iletişimleri, personelle iletişimleri en üst düzeyde olan öğrencilerimizden bir tanesi. Nasıl bir çalışma arkadaş Anisa? Anisa, ben de eğitim hemşireliği yapıyorum burada. Hı-hı. Bunların dağılımını, koordinatörlüğünü sağlıyorum. Çalışma arkadaşı olarak çalıştığı birimlerde pek çok birimde çalıştı. Hastanemizin bütün bölümlerinde çalışmış olabilir. Şimdiye kadar herhangi olumsuz bir tavır almadık. Tam tersine güzel tavırlar aldık. Hem hastalardan Hı-hı. Hem de çalışan arkadaşlardan. Türkiye uzun zamandır farklı coğrafyalarda dünyaya gözünü açmış gençlere ümit kapısı oluyor. Onlara ilmin farklı dallarında eğitim görme imkanı sunuyor. Anisa ile röportajımızda çok güzel bir havuz etrafında devam ediyoruz. Anisa, Somali'de birçok su kuyusu var değil mi? Evet. Türk halkının açtırdığı kuyular da var. Evet.
Su kuyuları senin Mogadishu'da fazla var mı su kuyusu? Evet, Mogadishu'da da var, köylerde de var. En çok yani Türk devleti de orada çok su kuyuları açtırıyor. Hı hı. Aslında Türk, Osmanlı'dan evet. gelen su kuyuları da var ben yanlış bilmiyorsam değil Aynen, mi? Aynen evet. Türk halkına ve Türkiye devletine, Somali halkının adına çok teşekkür ediyorum. Her konuda yardım ettikleri için eğitim konularında yani hastane hastane ticaretle yardım ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Türkiye olarak su kuyusu tabiriyle yeni tanıştık sayılır. Öyle ya, sular ülkesi Türkiye'de şükürler olsun ki susuzluk sorunu neredeyse hiç yok. Ama ya Afrika? Düzensiz yağmurlar, aşırı sıcaklar ve yanlış ekip biçme neticesinde susuzluk, insanları su savaşlarına sevk edecek kadar ciddi bir sorun. Bu sorunla baş etmek adına Türkiye uzun bir zamandır diğer Afrika ülkelerinde olduğu gibi Somali'de de su kuyuları açıyor. Fakirlik sebebiyle yerin birkaç yüz metre altındaki su kaynaklarına dahi ulaşamayan milyonlarca insan böylece temiz suya kavuşuyor. Somali müzikleri hakkında neler söylersin bize? Ya müzik değil de en çok halk oyunları özen gösteriyoruz. Onları öğrenmeyi. Çünkü devlet onları çok ilgilenmediği için gençler onları o kültür kaybolmasın diye kendileri uğraşıyor. Biz de çok seviyoruz halk oyunu oynamayı, halk oyunuyla uğraşmayı. Onun için okuldaki arkadaşlarımız da öğretiyoruz. Hatta birlikte okulu bir program yaparken bizimle katılıyorlar. Hı hı. Onlar da sizden kültürümüzü evet, öğreniyorlar. Evet, kültürümüzden öğreniyorlar. Peki sen Türk müziklerini, Türk halk oyunlarını seviyor musun? Evet, çok seviyorum. Mesela Ankara halayları var. Onları çok seviyorum. Arkadaşlar da bize öğretiyorlar. Siz onları öğretiyorsunuz. Evet, biz de onları öğretiyoruz. Anissa, peki Türkiye'deki dini yaşam hakkında ne düşünüyorsun? Ya aslında Türkiye'deki dini yaşam çok ilginç. Ne gibi? Yani mesela İstanbul'a örnek alsam, gidiyorsun Sultanahmet Camii'nde veya Fatih Sultan Mehmet Camii'nde gidiyorsun. Oradaki dini yaşam çok güzel. Yani orada insanlar o kadar dini iç içeler ki, o kadar ibadet ediyorlar ki, ya yani insan dünyayı unutuyor. Çok güzel bir şey. Ama iniyorsun yani Aksaray veya Nişantaşı iniyorsun, orada çok farklı bir şey. Yani sanki orada başka şehire gelmişsin gibi. Yani hiç alakası yokmuş gibi oluyor. Yani dini yaşam biraz düşük diyebilirim. Yani sadece daha gayret... cami etrafında mı toplanmış diyorsun? Evet. Yani biraz gayret gösterilmesi. Gencilere dini ve çocukları dine öğretilmesi. Sence nasıl bir yöntem izleyebilir Türkiye bu konuda? Mesela çocukların küçük yaşta ya Kur'an kursu veya din ile ilgili bir eğitim gönderilse daha faydalı olur diye düşünüyorum. Hem küçük yaşta dini öğrenmiş oluyor hem de hafızasını oturmuş oluyor ve ilerideki yaşlar farklı bir kültür ve farklı bir dine giderse dini bir sıkıntı gelmez diye düşünüyorum ben. Peki sizde din eğitimi küçük yaşlardan mı başlıyor? Evet, mesela ben 7 yaşında Kur'an hatmettim, 10 yaşında hafız oldum. Ne güzel. Şu an sen hafızsın evet. ve tıp alanında ilerlemek istiyorsun. Evet. Peki hastaların muayene ederken, heyecanlandığında, hastalarınla iletişim içerisindeyken okuduğun ayet-i kerimeler var mı? Evet, var. Mesela sabah hastaneye geldiğimde hep bunu okuyorum. Es'alallahul azim, Rabbul arşil kerim en yeşfik. O da bir peygamber efendimizin bize bir hastayı ziyaret ederken okumamızın tavsiye ettiği bir duadır. En çok Ayetül Kürsü'nü okuyorum onlara. Ya bana salavat oku diyorlar, okuyorum onlara. Hastalara mı diyor sana? Ne diyorlar? Bize salavat oku diyorlar, bizim için dua et diyorlar. Ben de dua ediyorum. Hafız bir sağlıkçı olarak onlara dua ediyorsun. Evet. Seviniyorlar mı onlar da? Çok seviniyorlar, evet. Afrika'nın halkının neredeyse tamamı Müslüman olan tek ülkesi Somali'de İnsanlar hafızlığa çok önem veriyor. Öyle ki daha 5 yaşından itibaren pek çok minik Somalili Kur'an'ı ezberlemeye başlıyor. Çikolata hemşiremiz de onlardan biri. Küçücük yaşında hafız olmuş. Hastalarını tedavi ederken
ilaçla beraber dualarını da ihmal etmiyor. Değerli izleyiciler, Somali'den Anisa ile muhabbetimize devam ediyoruz. Anisa ile hastaneye gittik, okula gittik. Bayağı yoğun geçiyor günlerin Anisa. Evet. Nasıl, yoruluyor musun? Birazcık. Anisa, sen bizim misafir öğrencimizsin. Sana desek ki Türkiye halkına şöyle Somali'yi bir anlat. Neler söylersin ülken hakkında? Somali Afrika'da bulunan bir ülke. Yani iklimi sıcak olan, deniz kenarında olan bir ülke. Sabah kahvaltınız nasıl? Bizim kahvaltımız çok değişik aslında. Türkiye'yle hiç alakası yok. Mesela sizin burada zeytin, peynir veya bal yeniyor. Evet. Ama bizim orada et kavurmasıyla ekmek veya ciğerle ekmek birlikte çay var. Çay nasıl yapıyorsunuz? Çay nasıl yapıyoruz? Suyu kaynatıyoruz. Hı-hı. Ondan sonra herkes şekerli içtiği için suyun içinde şeker atıyoruz. Ondan sonra da çayı birlikte atıyoruz, birlikte demliyor. Hı-hı. Herkes öyle içiyor. Yani hiç kimse az şekerli, çok şekerli demiyor mu? Herkes içiyor mu? Evet. Bir de çaylarımız çok karanfilli çay içmeyi Hı-hı. seviyoruz. Türkiye'de siz ne yapıyorsunuz o zaman? Karanfil atıyor musunuz çaya? Evet, bazen kendimiz atıyoruz. Şimdi ben hani bu olaya çok şaşırdım. Hı. Mesela ben hani şekersiz içiyorsam çayı, Somali'ye geldiysem ne yapacağım ben bu durumda? Onu size özel yaptırırım. Peki en meşhur yemeğiniz nedir? En meşhur yemeğimiz anjero. Sabah kahvaltı yediğimiz. Hı. Yani biz gidip fırından ekmek almıyoruz. Yani ekmek kendimiz yapıyoruz evde. Herkes kendisi yapıyor. Ve bu anjero Somali'nin her bölgesinde bulabilirsin. Yani nerenin gidersen Somali'nin bulabilirsin. Günlük yaşamdan devam edersek, malum burada bizim Ramazan bayramlarımız, Kurban bayramlarımız farklı mı kutlanıyor yoksa benzerliklerimiz var mı Somali ile? Ya Kurban bayramı bütün Müslüman ülkelerinde aynı kutlanıyor sanırım. Çünkü kurban kesiliyor. Ramazan'da mesela neler yapıyorsunuz? Ama Ramazan bayramımızda çok şey geçiyor, daha renkli geçiyor orada. Çünkü orada çocuklar sabah giyiniyor. Bütün kadınlar, çocuklar, yani erkekler giyiniyor, süsleniyor. Birlikte şey gidiyoruz, mescide gidiyoruz. Bu Türkiye'de kadınlar mescide gitmiyor ve namaz kılmıyor. Ama bizim Somali'de herkes, çocuklar, kadınlar ve erkekler mescide gidiyor ve oradan bayram namazını kılıyoruz. Tekrar eve gidiyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Ondan sonra akraba evleri gidiyoruz. Orada aynı bizdeki gibi aslında. Orada şekerler dağıtılıyor. İşte çocuklara hediye veriliyor. Büyüklerimize öperiz. Öyle. Evet, şimdi biraz da geleceğe dönük hayallerinden bahsetmek istiyorum. Liseyi bitiriyorsun bu yıl artık. Evet. Neler yapmayı düşünüyorsun? Ben aslında fizyoterapist olmayı düşünüyorum. Çünkü oradaki insanlara çok ihtiyacı var. Savaştan sakatlanan, bir şey olan insanlar var. Ve ben fizyoterapist olup oradaki insanlara yardım etmeyi düşünüyorum. Oradaki kolu kaybeden ve bacağı kaybeden insanların yani tekrar hayatta kazanabilmeleri için tekrar onlara fırsat sunmak, onlara hayat vermek istiyorum. Bu bölüme de sanırım Türkiye'de devam etmek evet. istiyorsun. O zaman bu yıl senden güzel haberler bekliyoruz Anisa. İnşallah. Merhaba Türkiye, ben Somalliyim. 4 yıl önce Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye gelirken çok hayallerim vardı. İlk hayalim iyi bir sağlıkçı olup ülkemdeki insanlara yardım etmekti. Çok şükür Türkiye Diyanet Vakfı'nın ve Milli Eğitim Bakanlığı sayesinde hemşire oluyorum. Ve hayallerimin bir kısmını gerçekleştiriyorum. Üniversitede fizyoterapist olup oradaki insanlara yardım etmek istiyorum. Beni yardım eden, bu seviyeye gelmeme yardımcı olan öğretmenlerime, Milli Eğitim Bakanlığı'a ve Türkiye Diyanet Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Türkiye Devleti, başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye halkına, Somali halkına yardım ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey için teşekkürler Türkiye. Anisa Abdullah.